Özel günlerinizde sevdiklerinize çiçek göndermek istiyorsanız ama gönderdiğinizin bir çiçekten daha fazlası olması gerektiğini düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Konuğumuz Zeynep Aktan Olgaç'la bizlerle buluşturduğu muhteşem tasarım çiçeklerini konuştuk. Şimdi o röportaj geliyor ekranlarınıza. Zeynep Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Bizler de çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Renk kattınız stüdyomuza. Sağ olun. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz ilk olarak? Merhaba, ben Zeynep. 27 yaşındayım. Öncesinde bir sağlık alanında çalışma hayatından sonra çiçek tasarımlarına olan ilgimden dolayı bu işe başladım. Yaklaşık 5-6 aydır da çiçek tasarımları ile ilgileniyorum. Harika. Çiçek tasarımlarından ziyade aslında çiçeklere ilginiz olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Evet. Biz kadınlar özellikle, tabii ki herkes seviyor ama özellikle bizler daha çok bayılıyoruz tüm çiçeklere ama sizin çiçekleriniz de ayrı güzeller. Teşekkürler. Sanıyorum bir araya getirip daha güzel buketler oluşturduğunuz için. Şöyle ya, çiçeklerin ayrı ayrı bütününde bir çiçeğin kendisi olarak zaten güzel çiçeklere sahibiz. Onun haricinde de ben çiçek alırken özellikle seçme aşamasını uzun tutarak, titiz bir çalışma sürdürerek çiçeklerimi almaya dikkat ediyorum. Biz kadınlar özellikle estetik bir göze sahibiz. Ben bu kaygıyı güden insanlardan biriyim özellikle. Çiçek alırken de buna dikkat ediyorum. Her çiçeği almaktan ziyade birbirleriyle dokusunun uyumlu olacağı çiçekleri alarak bir buket haline getirdiğimde gerçekten pürüzsüz bir görüntü tasarlamaya çalışıyorum ve bunun için uğraşıyorum. Çok güzel. Peki pürüzsüz olmasını bir yandan görünümlerinin yanı sıra nasıl sağlıyorsunuz? Ve uzun süre aslında bu görünümünde kalmasını sağlıyorsunuz bir tabii, yandan. Tabii, evet. Yani çiçeklerin normalde ömür süreleri birbirinden çok farklı. Ben çiçek alırken bunların yakın olmasına dikkat ediyorum. Onun haricinde de çiçekleri evime getirmeden önce çiçek besinlerini, vazoların temizliğine dair bu alan, bu süreci titizlikle sürdürüyorum. Çiçekleri eve getirdikten sonra besinli sularına koyarak önce onların hava almasını, su almasını, sağlıklı bir şekilde ortamlarına uyum sağlamasını oluşturuyorum. Daha sonra çiçeklerin kendine geldikten sonra, suyu yedikten sonra buket haline getirdiğimizde iyi ışık, iyi ambalaj şeklinde, iyi ambalajla, iyi ışıkla pürüzsüz bir görüntü elde edebiliyoruz. Şimdi de burada gördüğümüz gibi. Hangi çiçekleri peki daha çok tercih ediyorsunuz? Benim favorilerimden erengül, antoryum, bunları sürekli evde bulunduruyorum, eksik etmiyorum. Tabii mevsimden mevsime göre maalesef en sevdiğimiz çiçekler dahi olsa bulamayabiliyoruz. Şakayıklar, karanfiller benim favorilerim. Okaliptüs ayrıca. Bunlar bende mevcut. Zeynep Hanım'ın çiçeklerle dolu çizmiş olduğu bu güzel yolda kendisinden markasını ve hikayesini dinlemiş olduk böylelikle. Şimdi sıradaki konuğumuzun hikayesini dinlemek üzere kendi yanına geçiyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.